20 yılı aşkın süredir bu sektörde bulunan ve Türkiye'de ilk solunum koruyucu maskeyi yapan firmada Necmi Şimşek'le birlikteyiz. Necmi Şimşek bizler için özellikle pandemi döneminde çok fazla kullandığımız maskelerle ilgili aklımıza takılan soruları cevaplandıracak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın diyoruz ve sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Necmi Şimşek. 1966 doğumluyum. Sinop Boyabatlıyız. Emekli bankacıyım. Son bir yıldır da Körfez İş Güvenliği Ekipmanları Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ege Maske Logomuzda bir yıldır da faaliyet gösteriyorum. Yerli üretim açığını fark ederek 1998 yılında sektöre adım atmışsınız. O günlerden bugünlere yaşadığınız değişim sürecini bizlere aktarabilir misiniz? Tabii. Şirket sahibimiz ve yönetim kurulu başkanımız Aydın Yıldırım bu işin saha satışından gelmektedir. Saha satışta sıcak satışlarda edindiği bilgiyi, tecrübe, birikimiyle Türkiye'de yerli maske üretiminin olmadığını fark ediyor. Böyle bir şeyin yapılacağına, yapılabileceğine inanarak küçük bir şirkette, küçük bir üretimle bu işe başlıyor üretimine. Sonrasında sahada tabii yapılan satışlardan ve firmalardan yapılan geri dönüşlerden sonra talep artıyor. Talep arttığı zaman tabii mevcut iş yeri yetmiyor. Daha orta ölçekli bir iş yerinde üretim devam ediliyor. Sürecin devamında alınan yeni makineler, alınan yeni elemanlar derken potansiyelin olduğu anlaşılıyor. Bir sonraki kiralık iş yerine, daha büyük olan bir kiralık iş yerine başlanıyor. Aynı bölgede, aynı semtlerde. Nihayetinde şu anda içinde bulunduğumuz hem üretim hem de pazarlama yaptığımız fabrikamızda 6 katlı 6000 metrekare olan fabrikamızda hem üretim yapıyoruz hem pazarlama yapıyoruz. Sürecin Aydın Bey tarafından yaşanan birçok kriz, yoğunluk, sorunlardan hiçbir zaman asla taviz verilmeden hedefine ulaşma amacı bu hizmet binamız bizim geçmişimizin bir simgesi. Yani gelinen noktada hedef buydu. Şu anda çok şükür bu hizmet binamız da tamamlanmış ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Burası bizim göz bebeğimiz, yavrumuz. Ulaşılması gereken hedefti. Şu anda bu hedefin içerisindeyiz. Yeni hizmet binanız için de başarılarınızın devamını diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bize hizmet verdiğiniz alanlardan ve ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki şu anda 5 değişik modelde 30 çeşit maskede üretimi yapmaktayız. Bunların her bir tanesi C belgeli ve Avrupa standartlarına uygun sertifikalı ürünlerimiz. 25 yıldır sektörün içinde olduğunuzdan bahsettik. Bu ürettiğiniz maskelerden bahsedebilir misiniz? Üretim süreci nasıl ilerliyor? Dediğim gibi çok küçük bir yerde başlayan bu üretim faaliyetleri yaklaşık işte 5-6 çeşit maskeyle başlayan, devamında 30 çeşide varan, her biri de kendi içerisinde gelişmiş, geliştirilmiş, son aşamaya gelinmiş maskelerdir. Her bir maskenin tabii gelişiminde çok ciddi emek ve katkılar var. Çok geri dönüşler var. Üzerinde emekler var. Onun için bu 6 ile 30 arasındaki bu rakam aslında çok ciddi bir fark. Çok ulaşılması kolay bir adet değil bu. Çünkü her bir maskenin kendine göre özelliği var. Çok hakikaten farklı safhalardan geçiyor. Gelinen nokta bir başarıdır. Özellikle içinde olduğumuz dönem dolayısıyla çok fazla sahte maskeyle karşılaşıyoruz. Maske seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Bizim de takip ettiğimiz üzere görsel basında, yazılı basında bunlarla ilgili bir sürü haber yapılıyor. Takip etmeye çalışıyoruz. Tabii farklı farklı işte kelimeler, cümleler kullanılıyor. Teknik olarak bilgisi olan insanlar bu konuda çok rahat anlayabiliyor ne demek istendiğini ama kullanıcı dediğimiz vatandaşlarımız tabii bunun ne demek, ne anlama geldiğini bilemeyebiliyorlar. Yani kumaştan, teledan, metplomdan, işte filtrede falan bahsediliyor. İsterseniz bunu örnekle birebir de gösterelim. Tabii ki çok isteriz. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle şu bizim N95 dediğimiz, işte bizim yaklaşık piyasaya sunduğumuz şu anda 5 çeşit yaklaşık maskemiz var. Bir tanesi bu. Bu Ege FFP3 700 maskemizdir bizim. Ventilsiz. Saf hali budur. Kullanılmaya hazır hali budur. Şimdi bunun içerisinde şöyle kesilmiş halinde göstereyim ben size. Filtreler var. Meltblown denilen piyasada işte bazı teknik konularda konuşuluyor. Şöyle gösterebilirsem size. Bunların içinde şu üç kattan oluşan
Bu FFP3 olduğu için 3 kat kullanıyoruz biz buna. Bu filtre kumaşlarının olması kesinlikle ve kesinlikle çok önem arz etmektedir. Bu olmadıktan sonra maskenin hiçbir teknik anlamı maalesef olmuyor. 3 katmandan oluşur. Bu işte bu virüsten, işte oluşan bakterilerden, virüslerden, mikroplardan koruyan, geçirgenliği engelleyen bunlardır. Yani şu üçünün, bakın şöyle söyleyeyim, yani şöyle karşıdan baktığınızda karşı görülemeyecek derecede bir filtredir bu. Doku bu da olarak çok daha kalın. Tabii. Şimdi bunların da kendi arasında çeşitleri ve kaliteleri var. İşte biz bu konuda çok hassasiyet gösteriyoruz. Bunun doğru ürün olması da çok kıymetli. Yani her filtre de aynı değeri, aynı katma değeri göstermeyebiliyor. Onun için şu üç tanesinin olması P3 maskelerde kıymetli. Yani sadece teknik olarak gösteriyorum ben bunu. Vatandaşımız bunu kestiğinde şunlara ulaşması gerekiyor, şu üç kat olan. Şu maske, işte halk arasında cerrahi maske dediğimiz. Bu da kendi içerisinde tabii kaliteli ayrılıyor yapılanlardan. Üretimini biz yapmıyoruz ancak bilgi olsun diye izleyicilerimize böyle bir destek vermiş olalım. Sap hali budur. Bunu da kestiğimiz zaman, bunun da içinde gene aynı az önce FFP3-700 bizim üretim yaptığımız maskeden, içinde gördüğümüz filtrelerden bunu da vardır. Mesela şu elimize aldığımızda var. Bunu göremediğinizde bunda filtre bu maskede kullanılmamış demektir. Bu da doğru maske değildir. Kullanılmasının hiçbir faydası yoktur. Bunu ulaştığınızda evet bu maske kullanılabilir diyebiliriz. Vatandaşın anlayabileceği sade haliyle bu. Ayrıca tabii bu konuda bir tavsiyemiz de olacak bu konuda. Bunların tabii cadde, sokak, pazarlardan, yol üzerlerinden alınmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Doğru bir alışveriş değil. Çünkü pandemi sürecinde çok değişik üretimler, değişik firmalar üretildi, kuruldu. Satışlarını hala yapıyorlar. Bunların doğru fabrikalarından veya yetkili kıldığı bayilerinden, eczanelerden, zincir marketlerden, bu tip yerlerden alınmasını biz ısrarla tavsiye ediyoruz. Ayrıca maskelerin bir de malum bildiğiniz gibi sertifika dediğimiz bir belgesi var. Olmazsa olmazdır maskesin. Bunun kontrolünü alırken olup olmadığının kontrolü son derece önemli. Sağlığınız için aslında çok daha dikkatli ve bilgili olmamız gerekiyor. Şu an verdiğiniz bilgiler eminim ekran başındaki izleyicilerimizi çok mutlu edecektir. İnşallah faydası olacaktır. Çok faydalı olacağına inanıyorum ben. Bu maskelerin kullanım ömrü, raf ömrü var mı? Evet, maskelerin raf ömrü olarak bizim kullandığımız süre, kullandığımız zaten paketleme aşamasında kullandığımız tek poşetlere var bundan. Onların üzerinde de yazıyor. 3 yıldır raf ömrü. Özellikle böyle pandemi günlerinde günlük kullanımı tavsiye ediyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarının mesela çok yoğun çalışma içerisinde olduklarını görüyoruz, biliyoruz. Günlük kullanımını tavsiye ediyoruz. Biraz önce sertifikanız olduğunuzdan bahsettiniz ve sertifikanın ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Bunun size sağladığı avantajlar neler oluyor? Aslında sertifika bir avantaj değil. Olmazsa olmaz maskenin üretimi ve satışı için yasal bir zorunluluk. Ama mutlaka tabii olmasının kullanıcı tarafından bir güven sağlayıcı özelliği var. Zaten sertifikamız olmadığı zaman üretim de yapamıyoruz, satış da yapamıyoruz. Bir avantaj olarak aslında görmeyelim bunu. Ama tabii kullanan kişinin de aldığı ürünün hangi fabrikadan, hangi iş yerinden olduğunda sertifikasının olduğunu bilmesi tabii ki kıymetli, önemli. Sektörlere göre maskeler farklılık gösteriyor mu? Siz hangi sektörlere hangi maskeleri üretiyorsunuz? Evet, maske bizim dediğimiz gibi 30 çeşit maskemiz var. Sektör farklılık gösteriyor maske kullanımı. Kaynak yapılan, kimyasal madde üretilen bölümlerde özellikle söyleyebiliriz. Hattaneler, bu tip yerlerde mutlaka aktif karbonlu maske kullanılması gerekiyor. Yani oradaki işte oluşan o havanın teneffüs edilmemesi, çalışanın onu solumaması anlamında aktif karbon, onu engelleyen bir katmandır. Daha çok böyle tozlu ortamlarda, işte boyahaneler var, metal dökümler var. Bu bölümlerde de toz maske dediğimiz maskeler var, onların kullanılması gerekiyor. Hani biraz daha işte riskli ortamlarda işte aktif karbonlu, daha normal şeylerde toz maskesi kullanılması gerekiyor. Tabii işte malum pandemiden dolayı da N95 diye adlandırılan 5 çeşit ürünümüzde biz de pandemiye bu konuda destek vermeye çalışıyoruz. Pandemi dönemi dışında Türkiye'de ilk yerli solunum koruyucu maskeyi de siz üretmişsiniz. Evet. Bize bu maskeden bahsedebilir misiniz? Evet, 22 yıl önce başladığımız N95 serüverimiz geliştirerek devam etmektedir. Dediğimiz gibi 5 değişik modelde şu anda pandemi için maske üretiyoruz. Ventili, ventilsiz ve işte kodlar olarak işte 2 kat, 3 kat kullanılan filtreli kumaşlardan oluşan maskelerimiz var. %95 koruyucu özellikleri vardır. 5 çeşit ile dediğimiz gibi vatandaşımıza, ihtiyaç sahiplerine, kullanıcılara destek vermeye çalışıyoruz.
Gerek ilklere imza atışınız, gerekse geniş ürün yelpazenizle birlikte sektörde öncü firmalardan biri olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Biz, yani Türkiye'de kurulan ilk yerli ve milli maske üreticisi firma olmamız sebebiyle tabii sahada çok ciddi emek ve bir katkı var. Çok bilinen, tanınan bir markayız biz. Türkiye'nin 81 iline ürün satışı gerçekleştiriliyor. Gerek endüstri olsun, gerekse şu anda pandemiden dolayı N95 maske diye adlandırdığımız maskelerden pazarlamasını ve satışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar ve Uzak Doğu gibi ülkelere de ihracatımız devam etmektedir. Bu nedenle kesinlikle söyleyebiliriz. Uzun yıllardır sektörde tutunabilmenizin en büyük sebeplerinden biri de kaliteniz olduğunu düşünüyorum. Bize kalite noktasında nelere dikkat ettiğinizden bahsedebilir misiniz? Evet, az önce örneğini gösterdiğimiz maskelerde kullandığımız filtre maskenin olmazsa olmazlarındandır. Çok kıymetlidir, çok önemlidir. Bunların alımına çok önem veriyoruz. Alım yaparken çok titiz davranıyoruz. Her bir tanesi alınış aşamasında kontrolden geçip öyle alınıyor. Çalışanlarımız, üretme çalışanlarımızın %90'ı bayandır. Bu konuya çok önem veriyoruz. Hijyen kurallarına kesinlikle ve kesinlikle riayet ediliyor. Ayrıca maskeler üretildikten sonra sunuma ve satışa başlanmadan önce bizimle birlikte sayılı firmalarda olan, maske üreten firmalardan birkaç tanesinde Türkiye'de olan test cihazlarımız var laboratuvar odalarımızda. Önce bunlar bizim ürettiklerimiz kendi içimizde teste tabi tutuluyor. Değerlerine uğraşıldığı zaman satışa, piyasaya sürülüyor. Bu nedenle biz o seviyeye ulaşmadan zaten piyasaya arzını gerçekleştirmiyoruz. Bu nedenle kalite konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Necmi Şimşek'le birlikte pandemi dönemi vazgeçilmezlerimizden olan maskeler üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Dışarıdaysanız maskenizi doğru takmayı ama özellikle bu dönemlerde evlerinizde kalmayı unutmayın. Bizler evlerinizde birbirinden farklı konu ve konukları getirmeye devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.